sistemden verelim diye düşündüydüm. Birazcık sıkıntılı olacak. Onun için yazdığım ilk uygulama var. O uygulamayı ben 200 litreye göre ayarlayacağım. Bu bitkilerin dibine, tamam mı? Şuradan şurayı temas ettirerek birer litre buraya dökeceğiz. Evet. Ha, kim bunu yapacaksa. Tamam. İlk uygulamamızda birer litre. Ama öncelikle şöyle derin olanları, böyle Açacağız. biraz derin olanların dibini açacağız. Açmazsak istediğimiz olmaz. Bak zaten şuradan başlıyor çürüme, farkında mısınız? Evet. Yani torplarına yakına kadar gitsin. Sonra da şuradan ilk uygulamamızda buradan dökeceksiniz, şuraya da görecek şekilde ilacı. Sonra şu bölgeye yayılacak. Bu mantarla ilgili olanı öyle yapacağız. Sonrasında da sıkıntı yok. Sonrasında sistemden gübrelerimizi veririz. Şurada şeyi de buradan itibaren başlıyor abi. Şurada şunları şuradan vuralım. Demin gösterdiğim gibi. Şu kısımdan vuralım. Yukarıya doğru gitmesin. Bu altları da şu dahil, bak şu da dahil. Şuradan bunları temizleyelim. Yani şu kısım altında bir şey kalmasın. Şunlar dahil. Bak. Bunu mu direkt? Tabii. Yana doğru onun da zaten kesilecek pek bir şey kalmamış. Öncelikle biz tepeden vuralım. Evet. Enlemesine gitsin. Şunlar da bak şimdi, yoksa böyle uçar gider, bunu şuradan bile vurabilirsin bak. Evet. Tamam mı? Buradan Emrah vurdu, bu izin yana vereyim, doğru gider. Aşağıdan bunları tamamını şunları temizleyelim, şu kısmı. Bu da diyelim bak. Şimdi bir küçük bir hepsi aynı kazık kadar. olsa, göstersem olacak da. Ne çapa mı? Kazık. Şey gönderim bir. Ya bu böyle buraları hafiften çok da değilmiş ama hafiften böyle bir açılırsa çok faydası olur. Bu ha işte biz de köke zarar verir hiç diye zarar hiç dokunmuyorduk onlara. Tutunucu köklerdir. Sözlerimiz bunlar. En baba şey o karşıdaki. İşte bu yukarı gider. Normal şartlarda şöyle şuradan vurulması lazım bunu. Vurulması gerekiyor. Olur yani. Ama şimdi bu kalınlaştığı için biz ta yukarıdan vuracağız mecburen. Şunların da uçlarını alacağız. Ya şeyi de şey, yani bunların hepsi en tepesini vurmamız lazım. Altlarını bunları temizleyip ondan sonrasında vurulduktan sonrasında mutlaka ya su kes ya aşı macunu onunla kapatılması lazım şeylerin. Yaraları. Şimdi bak. Şu bir anlamı yok. Bunu buradan vurulacak. Şu biri yine aynı şekilde. Hepsini siz gözden geçirin. Derin olanların diplerini bir açın. Evet. Ondan sonrasında da artık suya başlayalım. Uygulamaya mı? Evet. Uygulamaya başlayalım. Normal şartlarda böyle meyve almamız lazım. Aa! Üçüncü yaşında. Görmediniz mi? Görmedik o kadar. Ay Musa. Ama ben hep tek tek ilgilendim bunun. Ama rüzgar bunu dün rüzgar ortaya çıkarttı herhalde. Bu bizim Zutana dediğimiz çeşit. Ay şeyi de parlaktır lakabı da. Çünkü meyve böyle şey yapar. Parlak parlak meyveleri. Aa. Görürüz. Bu şunları şuralar tamamıyla temizlenecek bak. Esasında bu dal da temizlenecek de. Bir meyvesi var. Meyvesini alıp onu kesebilirsiniz. Biz kesin bunu yani. Budamanın içinde şimdi yapacağız mı? Yapmanızda bir sakınca yok. Normal şartlarda şimdiye kadar budanmış olması gerekiyor. Evet. Kışa girmeden. Uygulama yapacak olduğumuz için şimdi budayalım. Budayabilirsiniz. Sakınca yok. Ama arkasından mutlaka kestiğiniz yerlere aşı macunu ya da su kesle kapatın. Kesesiye kapatacağız mı? Yani hemen değil canım. Hemen. Sonra nasıl belirteceğiz? Biri elinizde bir yandan kesin bir yandan sürün. Çok zor bir şey değil ki. İşte ilk önce kesersek komple sonra arada kalır demek. Hayır hayır yani bir kes sür kes kes sür. Ha, şey yok.
Nasıl görmedin? Bunlar da bak hep kendi belli diyor zaten bak. Kuşlarını alanı vereceğiz. Buna gerek var mı diyor. Ona da aynı şekilde. Emrah bak buna bile gerek var mı? Şunlar var, şunlar var. Bunlar da alınacak. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Biz ben böyle kayıt alırım genelde. Ki aradaki farkı görün diye. Biz bir iki uygulama yapacağız. İki uygulamanın arkasından bu bitkilerde gelişmeyi siz kendiniz bile inanamayacaksınız. Anladım. Ha. Bu videoyu biz de alalım. Ona göre unuttuğumuz yer varsa izleyelim. Ben atarım. Ha. Siz Facebook'ta benim şeyim var. Oradan görebilirsiniz. Anladım. Makas falan var şey yaparsanız. Bir iki tane göstereceksiniz. Şey yok yani. Gerek yok. Çok sık. Şimdi şurada acaba bunu büyümeyecek diye mi ettiler böyle? 5-6 yıl sonra 1-2 metre aradaki kesecekleri alacaklardı yani keseceklerdi. Sıklığı var öyle seyreltecekler. İyi değil yani. Planları abi, öyleydi. Neden biliyor musun? Öyle geniş bir serent daha iyi olur diye niye yapıyorlar? Bir mahsulü kaldıralım. Mahsulü alalım. Ondan sonra sökelim. Sökelim şeyi. Hesabı yapmış burada. Ne oluyor bu? Traktör de girmiyor bunun arasına. Bak şimdi şunlara dikkat edin. Bu işte avokadonun en çok sıkıntı yaşadığı iz element eksikliği dediğimiz olaydı. Bu köfte de probleminden kaynaklanan olay bu. Uygulamaların arkasından bak bundaki değişimi çok daha iyi gözleyebilirsiniz. Evet. Hem demir eksikliği var özellikle. Evet zaten çok belli oluyor var. Sapsarı. Ama düzelecek bunlar düzelir. Bunlar yani düzelmeyecek şeyler değil. Toprakta esasında çok kötü bir toprak görüntüsü yok. Ama belki altı çakıldır. Çakıldan dolayı şeyi tutmazdır. Ön taraf çakıl çok. Suyu tutmayabilir ondandır. Ama bak buraya doğru zaten gelince gelişmeler iyi. De 3 yaşındaki bir bitki için de çok zayıf mı? Geri çok çok geri. Çok zayıf. Ya bu, buradan çok rahat meyve almanız lazım sizin. En küçüğü şu arkadaki gibi. Ya şu arkandan göster bir. Arkadaki gibi olması lazım. Ya normalinde çok fazla bir iz element yani besleme eksikliği yok. Birçok türü biz başladığımız zaman çoğunu şöyle görüyoruz. Şu arkanızdaki gibi görüyoruz. Evet. Burada besleme yetersizliği var. Ya kimisi diyor avokadoya hiçbir şey vermemeli. Olmaz öyle şey. Olmaz avokado. Herkes bir şey söylüyor. Hayır 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 öyle. Ya şimdi bitkiyi kendinizden ayırmayın. Hani şöyle bir alışkanlık da var. Biz son günlerde yaşıyor. Kış geldi bitki uyur bitkiye bir şey vermem. Böyle de bir şey var. Anlayış var. Anladım. Biz montlarımızı giyiyoruz. Yorganlarımızı çekiyoruz. Kendimizi koruyoruz. Kışın bitkiye bir şey verme. Olmaz. Daha farklı hayır. Oluyor. Avokado kültür bitkisidir bu. Hem de ciddi bir besleme ihtiyacı var. Evet. Şimdi sizin burada toprak suyu çok çekiyor, güneş etkili. Çok basit bir yöntem bak. Şimdi şurası, yavru şurayı da bir göster. Şu kısmı. Çürümüş, güneşin yani. Etkisi, güneşin yakması şurası. Hı hı. Bunu çok rahat, abi normal elimizde şey vardır, eski bez vardır. Ya bezin bu güneş gören tarafını kağıtla sardıydık zaten. Bunlar kağıtla sarılıydı evet. Yani kağıt bazen sıkıntı yaratabiliyor. İçi böcek dolduğu için söktük hiç biz onu. Abi sıkıntı yaratabiliyor. Bura otilaj da yapılıyor. Ya otilajlarından otilajlarında fark var. O da önemli. Sistemik tipi otilajları varsa bizim Roundup dediğimiz bunlar toprakta da birikinti yaptığı için suladıkça bitkiyi etkileyebilir. Ama örneğin fotosentez engelleyerek öldüren otilaçları var. Dibine bile aslan hiçbir zarar olmuyor. Şimdi bu otlar mesela şuralar gene büyüyorlar. Onun ilacı var işte bitkiye zarar vermeden. Evet onu biz sadece dokunduğunu öldüren otilaçları var. İnan ki bak şey ellerimiz mahvoldu otilaçlar. Bura zaten ayrık burada topalak ayrık çok olduğu için siz yoldukça daha da bir şey olur. Artar. Ona bir çare olursa. Var var şeyi var. Ona evet şey var, yapalım var. Garantiyle şey yapalım. Sıkıntı dökelim. Olmaz. Şimdi şunlar zayıf bunlara biraz dokunmayalım da şey olacak. Ağaç böyle patladığı zaman geliştiği zaman. Emrah bunları kesmeye yapamayacağız. Vururuz. Evet yani buradan şimdilik diyeceğimiz bu.
Finike'deyiz arkadaşlar. Finike'de bu bahçemize de bugünden itibaren başladık. 3 yaşında gördüğünüz gibi bitkilerimiz ama yani 3 yaşında bir görüntüsü yok bitkilerin. Yetersiz besleme, çok bir hastalık olayı yok. Derin dikim buralarda da var. Biz öncelikle onları halledeceğiz. Sonra gelişmeleri göreceğiz arkadaşlar beraberce. Herkese iyi pazarlar. 2 tane yaz geçti, 1,5 yaşında. 2 yaşında diyelim yani. 2 yaşında, doğrudur.